CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Diyanet İşleri Başkanı istifaya davet ederken adeta bir skandala imza attı. CHP'li vekil Kadir Mısıroğlu'nun Trabzonlu olduğunu söyledi. Trabzon kurtuluş döneminde Rumların elindeydi dedi. CHP'li vekil gelen tepkiler üzerine sözlerim çarpıtıldı açıklaması yaptı. Hadi. Rum Pontus Cumhuriyeti'nin, Rum Pontus'un elinde olan Trabzonlu bir tane peslinin... Kadir Mısıroğlu'nu eleştireyim derken yüzüne gözüne bulaştırdı. Sözleriyle Trabzonluların büyük tepkisini çekti. Pesli Mısıroğlu'na ve bakınız nereli derseniz Trabzonlu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün aslında Çorlu'da Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınamak için geçti kamera karşısına. Karımızın son damlasına kadar bu ülkeyi korumaya ve değerlerimizi korumaya namusumuz adına alt içtik. Gündemin sıcak başlığına, Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısıroğlu ziyaretine de değinmeden edemedi. Ali Erbaş'ı istifaya davet ederken kendi seçmenini de küstürecek bir gafa imza attı. Pesli Mısıroğlu'na ve bakınız nereli derseniz Trabzonlu ve kurtuluş döneminde Trabzon kimlerin elindeydi? Evet, Rum Pontus Cumhuriyeti'nin... CHP'li vekilin sözleri Trabzonluları ayağa kaldırdı. AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta, CHP'li Aygün'ü özür dilemeye çağırdı. Rum Pontus'un elinde olan Trabzonlu bir tane peslinin... Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan CHP'li Aygün, sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Trabzonlular Atatürk yolundan ayrılmamıştır. Sözlerim Trabzonlu vatandaşlarıma yönelik bir itham içermemektedir dedi. Atatürk'ün torunuyum.